İyi akşamlar efendim. Akıl Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. Dünyanın diğer yarısı yani Batı'da Netanyahu Efendi'yi darlamaya başladı. Mesela ABD Başkanı çıkıp dedi ki küresel desteğinizi kaybediyorsunuz dedi. Aslında tabii küresel desteğimizi kaybediyoruz diyor ama İsrail'e söyledi o. Birleşmiş Milletler oylamasını herhalde artık hani duymayan kalmamıştır ezici bir şekilde. İsrail karşıtı öyle söyleyeceğiz artık. Bir sonuç ortaya çıktı ve bir önceki oylamaya kıyasla da 30 devlet daha eklendi listeye. Yaklaşık tabii. Avrupa Birliği'nin kurumsal uyarıları var İsrail'e. Papa'nın var. O da konuştu. İyi gitmiyor diye. Pentagon efendim çıktı dedi ki sivilleri korumak stratejik zorunluluktur dedi. Nihayet efendim yani biz şu anda saatlerimiz 20.51'i gösteriyor. 20.48'de gelen bir haber. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan'ın Başbakan Netanyahu ile bir görüşme yaptı ve artık bu faslın, bu bölümün, bu aşamanın sona ermesi için haftayı aşmamak, haftaları diye söylüyor ama kelimenin, cümlenin gelişinden hafta anlıyoruz biz. Pek buna dikkat et, sirayet edeceğini zannetmiyorum ama burada açılışta anlatmak istediğim bir genel, bu şu ana kadar İsrail'in, Netanyahu'nun arkasında duran Batı'da tavırlarda bir değişiklik olduğunu artık elle tutulur bir şekilde takip edebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Bundan memnun muyuz? Eğer bir hızlı ateşkes gelecekse evet ama mesele bu değil. Bu akşam Gazze konusunda biraz bunu konuşacağız. Yani Netanyahu gitse ne olacak? Biden gitse ne olacak? Zelenski gitse ne olacak? Sorun ortada durur iken ateşkes dışında ve sivilleri hızla kurtarmak dışında 70. gün efendim bu arada. Yarın öyle oluyor tahmin ediyorum arkadaşlar. Siz de bir kontrol edin. Bunu önleyemedi dünya. Şimdi bu akşam bununla başlayacağız. Bir Ukrayna bakacağız. Bu sefer Süleyman Hocamıza söz veriyoruz. Yükselen faşizm konusunu açacağız. Bu çok önemli çünkü çok fazla seçim oluyor üst üste ve dünyanın anatomisi, politik anatomisi değişiyor. Ve yani geldiğimiz noktada şu an Gazze için söylüyorum. Ateşkes ile katliam arasında sadece Amerika Birleşik Devletleri duruyor. Bunu da bugün, daha doğrusu dün Sayın Dışişleri Bakanımız söyledi. Aradan bir tane ülkenin bulunduğu bir, yani aslında arada durmak demek katliamın ortağı demek. O yaptırıyor demek. Biraz ondan başlayarak efendim başka konularımız da var ama bunların üzerinden programımızı başlatacağız. Evet Avni abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Yün hocam hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Ve Profesör Doktor Çağrı Erhan Altınbaş Üniversitesi'nin sevgili rektörü hocam hoş geldiniz. Hoş şeref verdiniz. Avni Bey buyurunuz. Yani bu tabi bunları saydım Avni abi ama Netanyahu dedi ki yani dışarıdan dedi ne baskı. Söyleyeceğiz şimdi. Evet. Ha, buyurun buyurun. Zaten siz açarken programı işte bu Sullivan'ı söylediniz. Evet. Ulusal Güvenlik Danışmanı. Bu aslında önce biliyorsunuz Suudi Arabistan'a gitti Riyad'a. Prens Salman'la bir görüşme yaptı. Ondan sonra da oradan İsrail'e geldi. Yani bugün İsrail'e gelişi oradan. Ve anlaşılan o ki siz de o sözcüklerle ifade ettiniz. Ve ben birazcık daha abartayım. Amerika adına ultimatum verdi. Açıkçası. Netanyahu'ya. Derhal diye. Yani bu o demek. Yani önümüzdeki bir hafta içinde bu işi bitir. Evet. Yani size diye. Şimdi evet Amerika böyle diyor ama yani bunda tabii şükredeceğimiz bir şey yok. Yani Badel Mevt Basra Harap. Yani her şey olup bittikten sonra. Evet. Dereye su geldi ama kurbanın gözü çatladıktan sonra. Yani demiş. Onun gibi bir şey yani. Onun için bundan dolayı
Amerika'ya filan bravo filan diyecek halimiz yok. Ama şurası bir gerçek. Çünkü bütün rakamlar, istatistikler filan Biden'ın önüne gidiyor. Yani Biden'ın değil de işte onun takımının önüne gidiyor. Ve bu iş bitti. Yani kaybediyorsun. Şeyleri ortaya çıktınca yapılacak tek şey yani önce satacağın adam bulacaksın. Netanyahu'dan daha gereklisi de yok zaten. Önünde o. Yani. Ama buna rağmen İsrail'den gelen tepkiler, evet sizin de ifade ettiğiniz, benim de söylediğim, Amerika'dan gelen, yani Amerika bastırıyor artık olanca gücüyle. Yani Pentagon'u, şusu, busu, nesi varsa. Ama İsrail'deki tepkiler şöyle, yani bakanlar düzeyinde, hatta ana muhalefet iç partisinin lideri de dahil buna. Yani eğer şu anda ateşkesi kabul edersek, ve ateşkesi değil de pardon, hükümet değişikliğini kabul edersek, bu İsrail'in yenilgisi, bu savaş kabinesinin yenilgisi demektir. Bu kabul edilemez diyor. Bunu söyleyen kim? Netanyahu'ya muhalif, İşçi Partisi'nin lideri. Yani diğer kabine içindeki bakanların lafları, burası bizim ülkemiz, Amerika'nın değil. Bizi, burayı savunmak bizim yükümlülüğümüz, Amerika'nın değil. Bombalarımız olmasa da, silahımız olmasa da biz bu savaşı sürdürürüz, bitiririz. Yani halt biçtirirsin, halt götürürsün diye söyleriz ama burada mümkün hani değil, ayıp olur yani, şimdi söyleyemez. Yani götürmeleri. Yani götürmelerinin mümkün olmadığını biliyoruz. Ve yalnız daha ötesine de söylüyorlar. Diyor ki, kardeşim bu savaşı başladığımız vakit bizi alkışlayan siz misiniz? Evet, sizsiniz. Bizim ihtiyacımız olan bombaları siz vermediniz mi? Evet, siz verdiniz. Bombalamaya devam edin diyen, o manaya gelen Birleşmiş Milletler karar vetosunun altında siz var mısınız? Siz varsınız. Şimdi ne oldu? Onu söylüyor adamlar. Bunu söyleyenler İsrailli bakanlar. Ha bunları şeye söylüyorlar tabii, oradaki insanlara söylüyorlar. İşte gazetecilere falan filan, bunlar İsrail basınına falan da yansıyor falan. Öbür taraftan Amerikan başkanı bir yardım şeyinde, toplantısında bir konuşma yapıyor. Diyor ki 7 Ekim günü bu saldırıdan sonra babam geldi diyor akşam. Yardım toplantısında binlerce insanın karşısında yapıyor bu konuşmayı. Babası 21 yıl önce ölmüş. Babam geldi diyor. Bu saldırı sırasında diyor kaybettiğimiz annemi, kız kardeşim ve çok feci şekilde ölen erkek kardeşimi aradı diyor. Çok üzüldüm ben diyor. O günü hatırladım diyor. Buyurun. 7 Ekim diye tarih de veriyor yani. Şimdi herkes böyle, suratlar böyle alabora olmuş vaziyette, ne diyor diye seyrediyorlar. Acaba yaşadığını mı fark etti? Babasının nereden geldi? Ne olmuş? Ne bitmiş? İnternette de var yani bunun görüntüleri. Öyle hani laf olsun diye söylemiyorum yani. Adamın bu konuşması, babam geldi, efendim beni yani çok etkilendim filan diye. Bu Amerika'nın devlet başkanı. Dolayısıyla onun bilinçli olarak bazı şeyleri yapmadığını düşünebiliriz. Ama sanki yapıyormuş gibi görünüyor ve biz de ona göre muamele ediyoruz adama. Yani şuuru yerinde, aklı yerinde bir adammış gibi
normal insanmış muamelesi yapıyoruz. Ama mekanizma, sistem reflekslerini veriyor ve biz onu Biden yapıyor zannet diye düşünüyoruz. Değil. Şu anda eğer Amerikan sisteminin işine, Amerika'daki büyük sermayenin, Yahudi sermayesinin işine bu Netanyahu'nun tasfiyesi geliyorsa, bu gerekliyse onu yapıyorlar. Bunun Biden, bununla filan alakası yok. İşin. Söylemek istediğim, biz evet bu savaşın sonuna gelindi. Bilmiyordum. Ben mesela savaş sonrası nasıl bir Gazze yönetimi için toplantıların yapıldığını, bunu Hamas'a da bildirmişler. Şöyle yapıyoruz, böyle düşünüyoruz diye. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne, El Fethi'ye de bildirmişler bunu. Onlar da tebliği aldık yani üstünde çalışıyoruz diyorlar. Hamas da diyor, bize gerekli notlar verildi ama ayrıntıları bilmiyoruz diyor. Hamas'ın adamları. Yani düşünebiliyor musunuz adam? Ya Gazze'yi kim yönetecek? Nasıl bir yönetim? Amerika'dan İngiliz bir heyet gelmiş, şimdiden El Fetih kadrolarını eğitiyormuş. İngiltere'den bir heyet, asker grubu gelmiş. Nasıl Gazze'yi yönetecekleri konusunda eğitiliyorlarmış El Fetihçiler. Bir an, hatta şeyin basın sözcüsü diyor ki, Mahmut Abbas'ın basın sözcüsü, çok aceleye geldirilmemek gerektiğini söyledim diyor. Bu şeylere, heyete diyor. Yani bu eğitim işinin çok aceleye getirilmemesi gerektiğini söyledim. Ve biz diyor yani Hamas'la bu işin küçük ortağı olmalı diyor. Yoksa yine sorun çıkar diyor. Haniye'nin basın sözcüsünün de açıklaması var. Yani bize bildirdiler, üzerinde çalışıyoruz diyor. Ayrıntılara daha henüz vakıf değiliz diyor. Ya biz neyi konuşuyoruz? Adam el koymuş orada. Bundan sonrasını nasıl yapacağız diye filan. İngilizler, Amerikalılar. Ya daha doğrusu Amerikalılar bu işin içine, bu haltını nasıl içinden çıkarız demişler de İngilizler buna formülü ayarlamışlar yani. Şöyle çıkılır diye. Siz kenara çekilin, biz yapalım. Yani siz yaparsanız yine elinize yüzünüze bulaştırırsınız besbelli demişler herhalde, anladığım benim, İngilizler. Onun için siz kenara çekilin, biz hallederiz bunları. Nasıl konuşulacağını bilmezsiniz, biz biliriz demişler benim anladığım. Yani Hamas'ın dilinden ben anlarım, El Fethi'nin dilinden ben anlarım demiştir yani bir İngiliz mutlaka. Yoksa o işi de eğer Sullivan'la yapmaya kalkarsan hakikaten çuvallayabiliriz. Böyle bir noktadayız. Barış geliyor mu? İşte gelecek böyle. Buna şimdi barış dersek, barış bu. Sayın Cumhurbaşkanı ile Biden arasında bir görüşme gerçekleşti. Gazze. Evet. İsveç'in NATO üyeliği. F-16'lar. İkili ilişkiler. Şu ana kadar yani bunu Anadolu Ajansı'nın geçtiği evet. Bölüm bu kadardır zaten. Bu kadar olur. Arkasını da öğreniriz biraz zaman içinde. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan, yani son dakikada arkadaşlarımız veriyor. Bu önemli. Bir kendisiyle konuşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kuvvetle varsayıyoruz ki Biden aradı. Yani Amerika tarafı aramış olmalı. Çünkü öyleydi gelen şeyler. Bir haftadan beri. Görüşmede İsrail'in Gazze'ye saldırıları, İsveç'in NATO üyeliği, F-16 konusu ve diğer ikili konular ele alındı. Şimdi bir parantez açalım. Tabii bu parantez senin yani şu anda konuştuğumuz konuyu otomatikman kapsıyor. Yani ne konuşulmuş olabilir ki Avni Bey? Ben muhtemelen
Yani eğer bir barış süreci söz konusuysa burada İsrail ve İsrail'in hassasiyetleri bizi sıkıntılandırdı. Bu Hamas konusunda biraz daha sorunu nasıl çözeceğimiz konusunda düşünce belki jimnastiği yapmıştır Cumhurbaşkanımızla. Bence şöyle birleştirelim arzu edersiniz. Şimdi şeyden bahsettiniz ya, İsrail'deki ulusal güvenlik danışmanının Sullivan'ın önemli birisi olduğunu. Evet, öyle. Söylediğiyle bu yani bu telefonun zamanlaması arasında da bir evet. rabıta kuralım isterseniz. Son benim söylediğim mesela Hamas diyor ki bize bildirdiler diyor. Nasıl bir barış, ateşkes sonrası nasıl bir Gazze yönetimi olacağını bize bildirdiler. Ayrıntıları bekliyorum diyor. Teferruat yok filan. Cumhurbaşkanımız demiş ki Biden'a yani bu insanlık dramına artık dur demek gerekiyor. ABD'nin İsrail'e şartsız desteğini çekmesi ateşkesi hızla sağlayacaktır. Tabii doğruyu söylemiş yani. Evet. Bakalım Biden ne demiş, o da yavaş yavaş gelir diye. Parça parça gelir tabii artık. Şimdi bunların benim anladığım Süleyman Hocam bu hafta meselesi var ya, onların kafasındaki yani Washington'ın kafasındaki yılbaşına kadar. Fakat İsrail hala öyle durmuyor. İsrail diyor ki bizim Netanyahu diyor ki benim bir aya ihtiyacım var diyor. Biden'a söylediği i̇şte şey onu, o. Onu kullanmadı mı yani işte? Dolmadı mı abi? Anlamadım. Hayır yok. Diyorsunuz. Peki. Şimdi Avni abi bu görüşmeden ne beklemeliyiz? Ben Türkiye'nin bu meselede ne kadar içine sinmese de Amerika'nın Türkiye'yi burada şeyin bir köprünün bir tarafında tutmak, Türkiye'nin bütün dünya kamuoyunun da bu projelerde yani çözüm sürecinde taşın altında elinden olduğunun görünmesine Amerika'nın ihtiyacının olduğunu düşünüyorum. Yani Sayın Erdoğan'ı yoksa içine sinmemiştir aramak veya görüşmek. İşte biz zaten Türkiye yaklaşık 2 haftadır bayağı bir darladı Amerika'yı biliyorsunuz. Yani bayağı geçen program Salı günü de konuştuk. Tabii ağzına yani. Yani diplomasi de ağzına geleni söylemek o kadar olur zaten. Daha ne deneyecek? Ya bundan yani. Sonrası zaten. Evet. Şöyle ben bir okuyayım. Arkadaşlar da onları KJ'lere yedirebilirler. Gazze'de yaşanan insanlık dramına bir an önce dur denilmesi gerektiğini söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı Biden'a. ABD'nin İsrail'e yönelik kayıtsız şartsız desteğini çekmesi, ateşkesi hızlı bir şekilde sağlayabileceğini söylüyor. Hem dünya hem ABD kamuoyunun bu talebi son günlerde daha yüksek sesle dile getirdiğini ve bir an önce bölgede kalıcı ateşkesin sağlanmasının Amerika'nın tarihi sorumluluğu olduğunu söylüyor. İsrail saldırılarının derinleşmesi ve uzamasının bölgesel ve küresel olumsuz sonuçları olabileceğini, Türkiye'nin önerdiği garantörlük mekanizmasının kurulması, verilen sözlerin tutulması ve 67 sınırları temelinde bağımsız, egemen toprak bütünlüğüne sahip başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasının en makul ve en kalıcı çözüm olduğunu söylüyor ve yavaş yavaş gelmeye devam ediyor açıklamalar. Tabii şeyi de alacağız herhalde arada. İsveç ve F-16 meseleleri de çünkü evet, görüşüldüğüne göre onlar da anlaşıyor. Buraya kadarki bölüme ne diyorsunuz? Ben o mesela F-16 İsveç meselesini çok daha kısa konuşulduğunu düşünüyorum. Yani çünkü bunlar öyle çok fazla... Niye öyle düşündünüz? Şöyle çok fazla konuşulacak şeyler değil. Yani bu çözülecek mi, kilitli duracak mı diye sormuştur. Ben halledeceğim dediyse mesele yok. Diğeri yani her ikisi içinde yani İsveç meselesi içinde Cumhurbaşkanı ben bunu hatta geçen haftaydı zannediyorum bizim Dışişleri Komisyonu'nda bu soru sorulduğunda bu İsveç meselesi Savunma Bakanımız'a mı? Evet sorulduğunda eş
zamanlı olarak götürelim demişti. Hatırlıyorsanız, evet, yani, değil mi? Onu şöyle mi anladık biz? Hani, al onu ver bunu gibi. Ha, yani al günüm ver günümle götürelim bu işi dediydik. Demek ki yani biz de efendim siz şunları halledin, biz de bu şeyi İsveç işini çözelim. Demek. Onun için bunu ben çok fazla Cumhurbaşkanımızla Biden arasında konuşmada bunun bir şey içerik doldurduğunu zannetmiyorum. Hı hı. Yani sadece üstünden geçilmiş anlamında geliyorum. Ama geri kalanı Türkiye'nin bu barış anlaşması meselesinde, ateşkes meselesinde garantörlük işinin Amerika tarafından da ciddiye alınmış olması muhtemeldir. Öyle yani ümitli konuştunuz. Hayır, ben Türkiye'yi içlerine sinmiyor. Amerikalılar içine sinmiyor. Ama ayrı konu. Amerikalılar hani bu işe bir garantör lazım. Bir takım garantörler lazım. Buna Amerika'nın içine sinmese bile Mısır'ı garantör yapması, Katar'ı garantör yapması, Türkiye'yi garantör yapması, Suudi Arabistan'ı garantör yapması. Bana göre bu dört ülkenin garantörlüğünde, bunların içerisine İngiltere'yi de katarlar. Anladın mı? Yani şimdi yani, mesela Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda bir araya geliyorlar. Ortak bildiri yayınlayıp İsrail'e yöneltiyorlar. Yani artık yeter diye. Şimdi bu üçü kendi başına onu yapmazlar. Tabii canım, herhalde yani. Yukarıdan aşağıdan her yerden bastırıyorlar artık. Bu İngilizlere benziyor. Süleyman Bey'e sorarız artık o bölümü. Tamam. Evet, tamam. Teşekkür ederim. Siz ne diyorsunuz şimdi bu görüşmeye? Şimdi bu görüşmenin kendisi yani Sayın Cumhurbaşkanı'nda Biden. Şimdi zaten bir görüşüp görüşmeme meselesi vardı. Buna ilişkin açıklamaları vardı Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Ararsa benim aramam şık olmaz. Arayan kim? Büyük ihtimal Biden. Avni Bey'in kanaati de o yönde mi? Yani çünkü yani, bir, gelişine göre söylüyorum. Yani gelişine bu yani, olayın gelişine göre. Çünkü Cumhurbaşkanımız öyle tek taraf yani Cumhurbaşkanımızın müdahil olun diye arayacağını düşünmüyorum. Ben, evet. Yani Biden şey yapmıştır. Zaten hani ne söylemişlerdir yani muhtemelen yani Erdoğan'ı yumuşatmamız size fayda var diye. Peki. Ha, yumuşatmışlar manasına gelmesin. Anladım. Ama bu. Evet. Ben de öyle düşünmüyorum. Buyurun Süleyman Bey. Bak şimdilik sadece nötrden görebiliriz. Tansiyon yoklamakla sınırlı kaldığını, belli tezlerin hala ne kadar iki tarafça da sahiplenildiğini birbirlerine hissettirmekle sınırlı olduğunu düşünüyorum. Yani çok aşırı bir anlam yükleyemem ben buna. Yani şimdi mesela F-16'lar konuşuldu. İnecek Biden. İşte kongreye tabii. Bırakıyoruz. Kongre özgür iradesiyle bir karar alacak. Biz tabii ki size F-16'ların verilmesi için hükümet olarak, kabine olarak elimizden geleni yapacağız. Bu kadar. İsveç ne oldu? Bizim reisi Cumhur'un da vereceği cevap belli. Vallahi işte ben de ne yapayım, parlamentoya sevk ettim. Yüce Meclis'in hür iradesine göre netice çıkacak. Bir şey yok ki ya bunlarda. Yani ne diyecek Biden? Kefilim ben. Gideceğim, kongrenin ensesinde boza pişireceğim. Abi ve kendisine faydası yok ki, şeyi çıkaramadı yok işte. Yok böyle bir şey yani. Yani bunlar ama yani 14 bin bombayı gönderdiği kararnameyi şeyi imzaları kongreyi dışlayarak. Ya tabii o kendi yetkisinde ama öbürünü yapamaz. Yani acaba, parayı yapamaz. Bilmiyorum, onu çağırıcıya sormak lazım. Tamam, hani yani zaten şimdi yeni bütçe gelmiş yani oluyor. Bütçe ancak kongrenin temsilciler meclisinin onayıyla. Bütçeyle alakalı değil yani bu. Para şey, yok işte bütçe. Ha. Para şey, lazım. Hem Ukrayna'ya hem şeye. İsrail'e. En son reddedildi biliyorsunuz. Hem Ukrayna'ya hem İsrail'e ilave yardım. Yani böyle bir yetkisi yok mu yani? Hayır, yok. Çünkü dış askeri satışlar yasasına göre 50 milyon dolar üzerinde
herhangi bir ülkeye yapılacak olan silah satışlarının temsilciler meclis tarafından onaylanması gerekiyor. Yasa bu böyle. İsrail'e verilen bombalar 50 milyon doların üstünde değil mi yani? Hayır, onları zaten onaylamışlar da İsrail bu kapsamda onlar. O bu kapsamda değil. Bu verilenden bahsediyorsunuz. Ben satıştan bahsediyorum. Yani F-16 hem satış olsun hem renovasyon işi olsun veyahut F-35 işi olsun. Bunlar o dış askeri satışlar yasası kapsamında. Mesela siz gidip firmayla anlaşıyorsunuz. Ben senden silah alacağım. Tamam diyor. Ne kadar? Pazarlıklar yapılıyor. Siz el sıkışıyorsunuz ama diyor şimdi temsilciler meclisinin onayı gerek. Peki niye bu bombaları şahsi yetkisini kullanarak diye açıklandı? Çünkü oraya gönderse yani eğer kongreden onay almak istese zaten alır mı bilmiyorum. Ama yetkisi var ya, var olduğunu biliyoruz. Ay yetkisi yani. Şimdi İsrail'le adam... aralarında bir ittifak ilişkisi var. O ittifak çerçevesinde executive order. Fazla bir ilişki de ondan. Bizimkini herhalde. Kullanmak arzu etmiyor demek ki. Yani bu İsrail söz konusu olduğunda Amerikan tamam, başkanı kullanıyor. Tamam yani, öyle derseniz daha şey. Kullanmayı istemiyor. Tamam. Süleyman Hocam, bir reklama gidip gelip öyle devam edelim mi? Bölmeyeyim ben sizi. Çünkü Star Fast'ına henüz başlamadınız. Şimdi gidelim. Bu arada daha çok da bilgi geliyor tabii. Onlara da bakıyorum. Evet. Yani bu ana çerçeveyi oturtuyorlar genellikle. Tabii bir de Beyaz Saray'a bakacağız. Bir açıklama yapsın. Çünkü genellikle bazen önemli farklar olabiliyor Arne abi. Sen de biliyorsun. Oradan da geldiği zaman kıyaslayabileceğiz efendim. Kısa bir aramız var. Dönüyoruz ama. Adımlarda özellikle Rusya... Akıl Odası devam ediyor efendim. Süleyman Hocam, yani hem Biden görüşmesini değerlendiriyordunuz hem de asıl konumuza gelelim. Ki o asıl konu zaten yani görüşmenin Biden, ana paydası. Yani Erdoğan görüşmesi hakkında... Tamam, yani, buyurunuz. Söyleyeceğimi söyledim. Hani konu, herhangi bir konu başlığından mesela şöyle diyemez miyiz? Mesela bunun şu anda, yani mesela İsrail'in darlandığını, eğer siz öyle düşünüyorsanız tabii, darlandığını düşünüyorsanız şu aşamada bu görüşmenin gerçekleşmesinde bir manidarlık görür müsünüz mesela? Yani, ya da Türkiye'nin bir şekilde... Aşırı yorum kategorisine girer. Bekleyelim. Tamam. Ama bu Biden'ın tavır değişikliği genel olarak Batı kampındaki ilk günlerde şahitlik ettiğimiz o hararetli İsrail destekçiliğinin artık bittiği gözüyle mi? Yani yavaş yavaş başka bir söylemle yer değiştirdiğine şahit oluyoruz. Aslında bunu çok yadırgamamak lazım. Niye? Hatırlarsınız Biden iktidara geldiğinde işte konuşuyorduk yani bunun muhtemel sonuçları neler olur küresel siyasette kabilinden. Yani önce mesela Orta Doğu'da ne olur gibi bir soruyu sorduğunuzu hatırlıyorum ben. Biden Orta Doğu'ya dönük olarak dedi ki İran'la olan ilişkilerimizi yumuşatacağız. İkinci olarak iki devletli çözümü destekleyeceğiz, teşvik edeceğiz, hatta inisiyatif alacağız. Şimdi kendimizi Netanyahu'nun yerine koyalım. Biden iktidara geldi. Netanyahu'nun siyasi zihniyetini hesaba katacak olursak, herhalde ne diyor bu adam ya, nereden çıktı şimdi bu demiştir ve bundan rahatsız olmuştur. Sonra işte bu gelişmeler ortaya çıktı. Esas şaşırmamız gereken bence Biden'ın seçim vaatleri sırasında söylediklerinden sapıp İsrail'in sonuna kadar arkasındayız, destekliyoruz demesidir. Ben Yahudiyim bir an diye. Ben Yahudiyim demesidir. Şimdi bunu Trump gibi bir adam dese anlaşılır. Çünkü işte evangelistlerle düşüp kalkan bir adam. Fakat Biden bir Katolik ve farklı bakıyor idi. Ama bir rüzgara kaptırdı kendini. Yani belki Biden çok da isteyerek bunları söylemedi. Çok
canı gönülden bunları söylemedi. Çünkü daha evvel programı, vaatleri, perspektifi, vizyonu düşünecek olursa Biden, Netanyahu, hele hele onun yanında yaverleri, o aşırı sağcı. 51 senedir tanırım Netanyahu'yu, hiçbir zaman güvenmedim işte diyordu. Şimdi bunu gene söylüyor. Arada ne oldu? Esas şaşırmamız gereken bence şu an söyledikleri değil. Olaylar başladıktan sonra, yani 7 Ekim hadisesinden sonraki o böyle işte Blinken'ı göndermeler, peş peşe izahatlar, hatta Birleşmiş Milletler oylamalarında sürekli engel olması ateşkese Amerika'nın falan. CENTCOM komutanını gönderdi. Yani silah vesaire verdi. Dış Savunma Bakanı'nı gönderdi. Tabii, Dışişleri Bakanı'nı gönderdi. Şimdi bu bir kendi rüzgar gitti. Ama bu çok tesirli bir rüzgar. Ve Amerikan siyasal kültüründeki belli bölünmeleri nazarı dikkate almamızı emrediyor. Yani şimdi Amerika'da medyaya, entelektüel, artistik dünyaya bu adamlar hakim. Yani Yahudiler onu hakim. Onu anladık. Evet. Dolayısıyla bir kampanya başlatıldı. İşte çocukları öldürdü Hamas, şöyle yaptı, kadınların ırzına geçti falan filan. Ya, panik yaratır yani bu. Dolayısıyla Biden ha öyle mi falan dedi ve bir şekilde vaziyet etti buna. Ama zamanın içerisinde, akışı içerisinde hadiselerin İsrail'in dehşetli bir şekilde batağa battığı anlaşılıyor. Yani İsrail ordusu Gazze'de tutunamıyor. Hakim olamıyor. Yani şimdi şöyle bir rakam duyuyor muyuz biz İsrail kaynaklarına? Bugün 150 Hamas militanını öldürdük. İşte şu kadarını... Rehineyi kurtardık. Şu kadar rehineyi kurtardık veya şu kadar esir aldık. Hiç doğru düzgün bir izahat falan yok. Yani Hamas çarpışıyor. Kendi kayıpları artıyor. Kendi kayıplarını gizliyor. Buralardan zaten kolaylıkla çıkarabiliyoruz ki İsrail kazanamayacağı bir savaşın içinde. Bu savaşı kaybedecek. Bence kaybetmeye de başladı. Şimdi bu durumda kendini kurtarmaya çalışıyorlar. Kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. İşte ateşkes, o ateşkes olsun bile diyemiyor hala. Dikkat edin Biden. Yani bir an evvel ateşkes. Senin Birleşmiş Milletler oylamasındaki veton neydi? Tabii canım. Anlatabiliyor muyum? Yani eli kolu bağlı bu anlamda. Hı hı. Şöyle bir fırsatçılık bitmiş olduğunu düşünüyorum. Ya İsrail bakalım, biz orada onu hani Hizbullah dahil olur, başka İran dahil olur vesaire. Bunları engelleyelim en azından. İsrail'e bir alan açalım, bir bakalım diye pratik bir karar almış olabilir. Eğer İsrail Gazze'de muvaffak olursa Lübnan'a saldıracağı, işte Suriye'ye veya Irak'a saldıracağı da aşikar. Yani işi büyüteceği aşikar. Yani eğer buraya böyle bir trend olursa, böyle bir eğilim ortaya çıkarsa savaşın grafiği içerisinde, o takdirde biz de müdahil oluruz. Orada parsayı toplarız. Adamların bakışı bu. Ama evdeki hesaplar çarşıya açıktır ki uymadı. Dolayısıyla şu an yan çiziyorlar. Ama bunu da doğru düzgün yapamıyorlar. Çünkü yani en fazla söyledikleri şey şu. Ya siviller ölmesin yani. Sivillerin onu bile hocam İngiltere'ye rica ediyorlar. Biz yani sen söylesen de biz de sana takılsak. Ya bir de böyle tuhaf bir dil kullanıyorlar. Plastik bir dil kullanıyorlar. Yani mesela açık açık ya orada siviller ölüyor. Bu insanlığın hukukuna aykırıdır. Bu insanlık değerlerinin ayaklar altına alınmasıdır falan gibi etkileyici bir tondan söylemiyor. Sivil ölümlerinden duyduğumuz rahatsızlığın İsrail tarafından anlaşılmasını istiyoruz gibi abuk subuk lafı binbir dereden dolaştırarak söylenen laflar. Yani ben yan çizmenin de bir tür böyle sonu meçhul olan bir drift atmak gibi falan olduğunu düşünüyorum. Yani çok yerli yerine doğrusu koyamıyorum.
güçlü bir kararlılık vurgusu yakalayamıyorum. Yani onu baştan söyleyeyim. Savruluyorlar. Daha hani biraz sokak ağzıyla söyleyeyim. Bu işi Amerika geri dönüyor dedi ya Biden. Bu işi yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Bakın Ukrayna'da bulaştırdılar. O zaten tabii. Burada da bulaştırıyorlar. Afganistan'da zaten evet. Bir rezalet. Şimdi bunu anlatmak için Biden diyor ki bana Netanyahu'yla konuştuk diyor. Dedi ki siz de atom bombası atarken Nagasaki'de, Hiroşima'da sivilleri öldürdünüz. Almanya'yı işgal ederken Berlin'de sivil asker ayrımı falan dinlemediniz. Yani kim önünüze geliyorsa biçtiniz. Ben de dedim ki diyor işte bunlar olmasın artık diye 20. yüzyılın savaş sonrası dünyasını yapılandırdık. Bak şimdi yani özür mü? Şecaat arz etmek mi? Sirkatin söylemek mi? Hepsi aynı kapıya çıkar. Yani bunu ben açık söylemem gerekirse daha henüz çok ciddiye alamıyorum. İşte bak, Pentagon'un da biraz var bu açıklamasında. Sivilleri korumak stratejik zorunluluktur. Bakın böyle yani hani olur. İnsan şey yani öyle hani mesela stratejik çok zorunluluk güzel, olmasa öldürün. Çok güzel bir ifade yakalamışsınız. Yani, ucu yani bize dokunuyor diyor. Meram mı daha iyi anlatıyor. Böyle bir ifade olur mu ya? Stratejik bir zor ya bu insanlığın hukukunu çiğnemektir dese diyeceğim tamam. Yani zaten taktik bir mesele olarak evet, olsa yani, unutamayacağız. Taktik sanki. Onu kabul edebiliriz ama stratejik sonuçları biraz şaibeli, sorunlu falan. Böyle bir söylem olur mu Allah aşkına? Biz buna mı inanacağız şimdi yani? Ama bir savrulma halini yaşıyorlar. Yani şoför tabiriyle drift atıyorlar. Yani şu an ortalık toz duman, bir şeyler söyleyenler var. Yapılanlara bakıyorsunuz onlarla mütenasip değil, onlarla uyumlu değil. Yani dolayısıyla ben biraz bu işe daha durun diyorum. Ama şunu artık daha rahat söyleyebiliyorum. İsrail batağa battı. Tutalım ki Gazze'yi dümdüz etti. Yani Roma'da biliyorsunuz Kartaca'yı öyle dümdüz etti ya. Evet. Yani şey bırakmadı, eser bırakmadı. Yani tutun ki İsrail yeni Roma ve Kartaca'yı Gazze olarak düşünelim. Sildi, dümdüz etti. Ya o 2,5 milyon insan ne olacak? Ya toptan bunu inha edecek. Sıkıştırıyorlar şimdi Refah'a doğru sıkıştırıyorlar. Nereye gidecek bu insancıklar? Ölüm yağdırıyorlar. Bu işe bulaştığınız zaman bunun altından kalkamazsınız. Bir kere bu çok net. Yani İsrail gerçekten kaybedecek. Şimdi kafalarda dolaşan tilkiler meselesi. İşte Hamas'a bir mesaj göndermişler. İşte Netanyahu sonrası veya barış sonrası Gazze'nin statüsü. Bak. Yani El Fetih'le o ara görüşüyor İngiltere. Yani şöyle demeye getiriyorlar. Yani bak Kenan Evren'in bir sözü vardı biliyorsunuz. Bu gençleri sapır sapır asıyordu ya. Yani hep şuna dikkat ettik diyordu. Bir oradan bir buradan. Şimdi bu Kenan Evren kafası. Bunu şimdi Amerika devralmış gözüküyor veya İngiltere. Yani Netanyahu'dan kurtulmamız lazım. Bu aynı zamanda şu Hamas'tan da kurtulmamız lazım. Şimdi bunu Hamas kabul edecek mi? Bakalım. İddiaten diyorlar içeriğini bilmiyoruz. Yani orada bir Nasrettin Hoca kuş hikayesi gibi bir şeyi çevirmeye çalışıyorlar. Bir kanadını kestim olmadı öbürünü de keseyim. Kuş uçamasın öyle kalsın. Böyle mi olacak? Bu çözüm değil. Bu gerçekten çözüm değil. Dolayısıyla bu iş daha büyümeye çok bence yatkın. Kontrolden çıkma riski çok fazla. Çok fazla. Nitekim Netanyahu İşte İsrail otoriteleri falan diyorlar ki vallahi burası İsrail kardeşim sen Atlantik'in öteki tarafından konuşuyorsun ama bizim meselemiz ve biz çözeceğiz diyorlar. Diyorlar yani. Netanyahu şunu söylüyor. Bütün o baskılamalar Sullivan geliyor. Yarın Austin gelecek. İşte
senden silah keseceğiz diyebilirler. Lojistik desteği keseceğiz diyebilirler. Bu Netanyahu'yu ve hükümetini durdurmaz. Onu söyleyeyim. Durdurmaz. Hatta Netanyahu diyor ki ben gidersem daha beteri gelir yerime. Evet, bir de öyle öyle radikaller yapıyor. Var yani. Var orada. Tabii ki. Bu Milli Savunma Bakanları mı artık, bakanlığın adını bilemeyeceğim, İsrail'de bize çok lazım değil mi? Evet, yani Savunma Bakanlığı mı? Savunma güçleri bilmem nesi midir? Neyse işte. Ya İsrailli yerleşimcilere 150 bin silah dağıtmışlar. Evet, evet. Yani içeride büyük bir hesaplaşma olacak o zaman. Yani bu nasıl çözülür biliyor musunuz? Yani şöyle çözülür. İsrail bir iç savaş yaşar. Netanyahu ve ona müzahir bütün unsurlar yenilir. Öbür taraf yener onları, tasfiye eder. Netanyahu'yu önce kendileri yargılarlar falan yani. Ondan sonra belki konuşulabilir. Bu mesele çözüm. Aksi takdirde tersi olursa daha da kötü olur. Evet. Bu adamların duracağı yok. Ama attıkları her adımda biraz daha batıyorlar. Onu da söyleyeyim yani. Bu içinden çıkamayacakları bir sarmal. Yani kaybediyor. İsrail kaybediyor. İsrail batıyordan anlamamız gereken ne yani? Ne olacak yani? İşte ne olacak? Netanyahu'nun gitmesini kastediyorsanız o i̇şte vallahi Netanyahu'yu Biden falan götüremez. Ben söyleyeyim. Tamam. Yani. Netanyahu gene İsrail kamuoyu içinde gelişen bir şeyler tasfiye edecekse edecek. İsrail'de bir darbe olabilir, ben söyleyeyim. Niye yani, şaşırmam. Olacak demiyorum da. Olursa şaşırmam. İsrail'de her an iç savaş çıkabilir. Bakınız, İsrail'de bu Gazze Savaşı'nı protesto eden adamların üzerine polis acımasız giriyor. Kafalar, gözler kırılıyor. Yani sindirme var içeride. Yani o 150 bin silahlı yerleşimci yarın İsrailleri vurmaya başlayabilir sokaklarda. Araplar var. Arap nüfusu var İsrail'de. Onlar da herhalde elleri armut toplamayacak. Onlar da silahlanacaklar. Ne olacak o zaman? Çıkamazlar bu işin içinden. Dolayısıyla İsrail'in içinden gelişecek bir irade ancak bence bu meseleye vaziyet ederse, yani bataklığa sürüklendiler, çıkmayı oradan başarabilirler. Aksi takdirde İsrail kaybedecek. Ya bu çok açık. Bu çok açık. Şimdi bunlar böyle rahmetli Erbakan'ın dediği gibi pansuman tedbirler öneriyorlar. Yani o ara işte iki devletli çözümü de siz kabul edin. İşte onlar Hamas'ı da götürürüz. Bir onlar gider, bir bunlar gider. Ondan sonra ortada bir şey buluruz. El Fethiye'yi yönettiririz orayı bilmem ne. Böyle bunlar çözüm değil ki bunlar. Yani işte hocam geçen söyledi, demin söyledi. Yani izninizle o öğrencinizin şeyini anlatabilir miyim? Yani akrabalarını kaybetmiş bir rakam verdiniz. Yani şu an İsrailli affedersiniz, Filistinlilerin, Gazze'lilerin ailesinde kayıp vermeyeni yok. Ne olacak bu adamlar? Tamam mı diyecekler yani? Onun için dediğim gibi yani o işte tamam artık barış geliyor falan, emin olamıyorum açık söyleyeyim. Bu söylem bir kere beni çok endişelendiriyor. Yani sivillerin ölmesi stratejik sorun doğur. Ne demek bu ya? Yani sizde hiç mi şu kadarcık mı da vicdan kalmadı yani? Yok, adamlar da bir şey stratejik hesap yapıyor falan. Onun için ben dediğim gibi bu açıklamaları, yaşananlar ve yapılanlara da baktığım zaman çok bir yere koyamıyorum. Bu söylemi daha doğrusu. Şöyle değişen veya değiştiğini düşündüğümüz söylemi bir yere koyamıyorum. 3 gün evvel ne diyordunuz? Şimdi ne diyorsunuz? Arada ne oldu? Arada işte stratejik bir şeyler olmuş falan. Öyle izahatlar. Ya bu kadarını da beklemiyorduk. Çok kan döküldü falan. Hani Beylesin dediklerinizi topladığımızda şöyle bir yere varmış oluyoruz. Evet, Batı'nın çeşitli ülkelerinden, uluslararası organizasyonlardan, AB'den, ABD'den, şuradan buradan daha çok ses geliyor ama bu daha çok ses gelmesinin sebebi bir kaygı hali. İşin ucunun kendilerine değmesi. Yoksa orada insanlar ölüyor, çocuklar ölüyor, hiç orada değiller. Yine en namuslusu bu hesaba göre Pentagon çıkmış.
bunlara göre. Çünkü onlar saklıyorlar. O aleni söylüyor. Hiç olmazsa yani mı diyeceğiz? İşte hepsi diyeceğiz? Bir şeyler geveliyor ağzında da yani. Evet. Tablo bu. Siz ama biraz daha ileri götürüyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki Kara Savaşı'nın savaşı da kazanamıyor İsrail diyorsunuz. Kazanamıyor tabii. Evet. Dahası ama şunu da söylüyorsunuz. Mesela ABD Netanyahu'yu götüremez. Yani ama Netanyahu götürebilir mi? Efendim? Netanyahu Biden'ı götürebilir mi? Yani o da değil ama hı-hı, Amerikan kamuoyunda da Biden'ın artık şansı falan kalmadı yani. Hı-hı. Düşünebiliyor musunuz? Attığı her adımı başarısızlıkla Amerika'yı geri döndürüyoruz. Hı-hı. Şimdi bugün söylediği şey ne? Bakın başlarken şunu. Amerika geri geliyor. Peki anladık. NATO'yu konsolide edeceğiz. İşte şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Güzel. Şimdi ne diyor? Çok üzülüyorum diyor. Artık Amerika'nın dünyada sözü geçmiyor. Değerlerimizi dünya kabul etmiyor diyor. Ne değerleri varsa bunların artık yani. Böyle bir şey olur mu? Bu şu demek. Ben beceremedim demek. Herhalde Amerikalıların da hafızaları bu kadar bir farkı görmeye yarayacak kadar çalışıyordur. Yani kaybedecek. O da kaybedecek. Ama şimdi bakın Trump gelirse ne olacak? Bu da başka bir mesele. Çünkü bildiğimiz bir şey var. Obama'dan da, Hillary Clinton'dan da, Biden'dan da, demokratlardan bu Netanyahu hoşlanmıyor. Cumhuriyetçilerle iş tutmak istiyor. Dolayısıyla hani Trump'ın gelişini düğün dernekle karşı. Ama Trump ne yapar? Onu da bilmiyorum. Bildiğimiz, bıraktığımız Trump devam ederse çok daha korkunç şeyler olur. Yani Avrupa ama, için de çok korkunç olacak. Avrupa zaten. Avrupa yani ne bu yedikleri kaçıncı tokat? Bu kaçıncı batış? Kaçıncı efendime söyleyeyim inandırıcılık kaybı? Yani Avrupa hakikaten çok tarihin en zavallı dönemini yaşıyor. Bunu söyleyeyim. Buradan başka türlü çıkacaklar onlar. İşte onu da konuşacağız belki. Yani yine de orada bir perspektif şey yapabiliyoruz Amerika için. Fakat İsrail'in mesela bu işten uğrayacağı zararı tarif ederken muhakkak şu kadar yapabiliyoruz. Liderliğin gitmesi. Yani Netanyahu gider bence tamam. Ama şimdi bir gidiş tarzı önemli. Diyelim yani ki yerlerde sürdüler. Önemli değil. Süleyman Hocam, İsrail'e ne yapacaksınız diye soruyorum ben. İşte İsrail oradan çıkarır kendini o zaman. Hmm. O bataktan çıkar. Hmm. Öyle bir irade ortaya koyabiliyorsa bu sapık Siyonizmle Ortodoks dindarlığı buluşturan bir kafa var. Bu yerleşimci kafa. Yani çok tuhaf bir şey bu. Eskiden çünkü bildiğimiz klasik manada Siyonistler çok laik, seküler falan adamlardı. Yani öyle çok din vurguları yoktu. Ama şimdi Siyonizm başka bir boyut kazandı. Yani Siyonizm bizzat pratik olarak yerleşimcilik yani. Gidip adamların evini, malını, mülkünü elinden almak yani. Silah kullanmak, taşımak. Şimdi baktığınız zaman dindar adamlar, başlarında kipa var, işte sakalları var, kendilerine göre bir tuhaf tuhaf adamlar. Ellerinde de keleşler var yani. Neyse ya da o silahlar var. 150 bin. 150 bin insan şu an silahlı. Ve Batı Şeria'yı hiç konuşmuyoruz mesela. Batı Şeria'da orada da çok oluyor hocam. Evet yani şu ana kadar 100 küsur insan öldürüldü. 300'ü buldu. 300'ü buldu yani. Düşünebiliyor musun? Tek sebep evine çöküyorlar. Şöyle bir vaka da var. Bu olaylar sırasında Amerika'dan 150 bin piyade tüfeği istemiş. Bu onların M16'larından falan. Başta anlaşmışlar tüfekten ne olacak diye. Sonra şimdi Amerika onu durdurdu. Bu sizin dediğiniz kaygıyla olabilir o işte. Bombayı mesela, veriyor ama bunu tüfek bu vermiyor. Bu yerleşimcilerin Amerika'ya girişi veya bilmem Avrupa'ya girişi falan engellenmeye çalışılıyor. Bir takım düzenlemeler yapıyorlar. Ama dediğim gibi bunlar yani sorunu çözen şeyler değil. Birilerine fatura etmeye çalışıyorlar bu meseleyi. Halbuki en büyük fatura kendilerine çıkıyor. Sen yol verdin. Sen gönderdin donanmanı. Bunların beklentisi şuydu. Hizbullah muhakkak dahil olacak bu işe. İran'da katılacak. İran'da katılacak. Yemeyecek. Ben de dalacağım. Öyle baktılar. Şey ama öyle olmadı. İran
Orada güzel basketbol deyimiyle fake attı. Tabii. Kaldılar. Yani Hizbullah durdu, geri durdu. İran geri durdu. Benim dahlim yok dedi bilmem ne. Yani birden hani ötekini bulamadılar. Bir bulabilseler girecekler onlar yani. Hala o risk de var. Onu da söyleyeyim. Yani Hizbullah bu ara bayağı bir Lübnan aktif gözüküyor. Falan. Aktif gözüküyor. İsrail öbür tarafta Lübnan'a da yükleniyor yani güney kesimine. Tabii tabii. Husiler öbür taraftan şey yapıyorlar. Büyütüyorlar işi falan. Öyle bir ihtimal de var yani. Öyle bir ihtimal gelişirse zaten Amerika'nın söylemi yeniden değişecektir. Hiç bundan adım kadar eminim. Tabii yani Amerika'da, İsrail'de mesela Hamas'sız olacak bu işte onların böyle kırmızı çizgisiymiş gibi duruyor. Tabii tabii. Zaten o teknik olarak mümkün değil. Hani mümkün değil yani. Mümkün değil. Ayrıca siyaset... Yani pardon, öyle bir terör örgütü mü var? Seçimlere giriyor, seçimleri kazanıyor, iktidara geliyor, belediyecilik yapıyor. Böyle mi oluyor terör? Yani dolayısıyla ama buna bir şu terör... Şu anda biraz Amerika onu da kabullenmiş gibi yani... Şey, Hamas'ı mı? Hamas'ın şeyini hocam. El-Fetih diyor ki küçük ortağı olsun iktidarın kastedildiği. İşte, yani ya, bizim kontrolümüzde. Tezler evet, var evet, yani evet, şimdi. Yani. Ama dediğim gibi Kenan Evren onlardan bir tane, bunlardan. Netanyahu gitsin ama Hamas da yok olsun. Tamam o zaman ne nasıl oluyor bu? Ne dolduracak onu? İşte El-Fetih'i sokacağız. Tutunabilecek mi El-Fetih'i orada? Hamas, şeyde, hocam Gazze'de. İngilizler eğitirse diyor. Tabii ki. Tabii ki. Evet. Bir reklam daha verelim efendim de geleceğiz hemen. Devam ediyoruz efendim Akıl Odası'na. Çağrı hocamıza geldik. Buyurunuz hocam. Birden çok konu oldu. Unutursanız hatırlatırım. Dünkü oylamayı bir defa hatırlayalım. Tamam. Nasıl bir arka planda Biden böyle bir konuşma yapıyor. Ha baştan şunu söyleyeyim. Sonuna kadar Süleyman Hocam'a da Avni abiye de katılıyorum. Henüz daha ABD tam ağırlığını koyup işte bitirdik bunu demiş değil. Yarın öbür gün başka bir şey olur. Başka bir açıklama yapar. Ve Netanyahu aslında bekliyor. Hizbullah keşke bir saldırıya geçse. Suriye üzerinden keşke böyle bir saldırıya geçse. Keşke şu Husiler bir Amerikan gemisine atı verseler. Evet. Göbek atacak adam. Bekliyor. Dolayısıyla daha kesin bir şey yok. Ama ilk defa 70 gündür sesini yükselttiğini, artık yeter dediğini, iki gün evvelden başladı bunun işaretleri. Kabineni değiştir dedi. Bu adamları kabinenden çıkar dedi. Şimdi de yeter dedi. Basına yansıdığı kadarıyla onlar bir ay istedi, iki ay istediler. Bu bir ayda bitirin dedi. Şimdi bir haftaya indirmiş oluyor Sullivan'ın söylediğiyle. Yani böyle bir şey var. Ne olursa olsun. Yani orada biz yine hafta olarak almayalım onu. O böyle bir konuşmada böyle hani haftalar gibi. Evet. Yani haftalar içinde bitir. Yani Türkçe'de bu işi bitirir. Türkçe'de olmayan bazı kelimeler, kavramlar İngilizce'de var. Türkçe'ye tercüme edilince tam anlaşılmıyor. Yani haftalar içinde bitir bunu. Yani bir ayı bulmasın demek o. Yani 3 hafta. 4 olunca 1 ay oluyor çünkü. Ne olursa olsun. 70 gün oldu. 20 bin kişi katledildi. Binlerce yaralı var. İsrail kadar siz de mesulsünüz. Bir defa bunu altını çize çize bundan sonra istedik. Ben müdahale ettim, durdurdum. Durdurmadığın için bu kadar insan katledildi. Bir defa bu unutulmayacak. Yani burada bir savaş suçu varsa savaş suçunu işleyenler kadar muktedir olmalarına rağmen, durdurma gücüne sahip olmalarına rağmen ve sadece de o güç onlarda olmasına rağmen, o gücü ortaya koymayan, biz arkanızdayız diyen, silah gönderen, gidip kucaklaşıp devam edin diyenler de mesul. Bu kadar. Nasıl bir arka planda cereyan etti? Bakın şu anda ekrana yansıyor. Orası Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. Bu konuşan bayan diplomat, Amerika Birleşik Devletleri'nin oradaki daimi temsilcisi. Güvenlik Konseyi'ne acil insani ateşkes geldiğinde iki kez tek başına elini kaldırarak hayır diyen kişi bu şahıs.
Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği talimat doğrultusunda şüphesiz orada şahsi iradesiyle hareket etmiyor. Amerika hayır bu savaş devam edecek dedi. O da insani ateşkes çağrısına hayır dedi. İlk hayır dediğinde katledilen insan sayısı birkaç bindi. İkinci hayır dediğinde 10 binin üzerine çıktı ve süratle tırmanmaya devam ediyor. Bugün yine 250'den fazla insan orada katledildi. Her hayır dediğinde bu devam etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bir oylamayla 120'ye karşı işte birkaç oyla ateşkes çağrısında bulundu. Fakat kıymet harbiyesi yok. Çünkü bu Birleşmiş Milletler sisteminde maalesef Güvenlik Konseyi dışında yaptırım gücü olan bir otorite yok. İsterseniz 192'ye 1, yani 192 ülke durdurun dese, Amerika Birleşik Devletleri tek başına Güvenlik Konseyi'ne geldiğinde bu mesele hayır dese yine olmuyor. Böyle adaletsiz, böyle bugün itibariyle komik, maalesef trajikomik, güya uluslararası barış ve güvenliği korumaya birinci sorumluluk olarak üstlenmiş bir örgütle karşı karşıyayız. Fakat bir ateşkes, 6 gün süren bir ateşkes ilan edildi buna rağmen. Geçici olduğu da vurgulandı. Hatta Amerika içinden birileri ya durmayın devam edin dedi. İsrail merak etmeyin devam edeceğiz dedi. Tekrar bir bahaneyle başladılar. İsrail bombalamaya. Dün yapılan oylamada o 120 sayısı çıktı. 153. 153'e, 155'e tırmandı. 153'e tırmandı. 10 tane ülke hayır diyor, devam etsin. Ya kim bu ülkeler diye bakıyorsun. Ben yıllardır uluslararası işler anlatırım. Ama bana bir dünya haritası getirseniz. Mesela Mikronezya'nın yerini göster deseniz. Çünkü mikro. Palau'nun yerini göster deseniz. Papua Yeni Gine'nin yerini göster deseniz. Falan. Zorlanırım yani Pasifik'te olduklarını bilirim de. Nauru'nun yerini göster deseniz, bizim devletler hukuku dersinde Birleşmiş Milletler sistemini anlatırken yani Amerika'nın Pazarcı, düştüğü yeri yani kimlerle duruyor? Bak o Nauru'yu Birleşmiş Milletler dersini anlatırken uluslararası hukuk dersinde Hüseyin Hoca, Pazarcı derdi ki bu sistem işte o zaman 800 milyonluk Çin'le 50 binlik Nauru'yu aynı kefeye koyan bir sistemdir filan. Böyle bir ülke yani burası. Başka dişe dokunur ne var? Çekya var. Neden olduğu malum. Bir de Latin Amerika'dan Paraguay, Kolombiya falan gibi bir takım ülkeler var. Bir de Amerika Birleşik Devletleri var. Tamam. Yani şimdi böyle baktığınız zaman tabloya kendi en yakın müttefiki olan Birleşik Krallık bile çekinser kalmış. Tamam hayır dememiş ama çekinser kalmış. Bütün Avrupa Birliği ülkeleri bunun dışında. Ay, tüymüş yani Amerika'nın şeye dediğini, hayır dediğini görür görmez tüymüş bence. Öyle anlıyorum. Nasıl ben olsa bu durduracak mı? Şimdi tablo bu. Kimse Amerika Birleşik Devletleri yönetiminde bu kadar insanın, bu kadar bebeğin, bu kadar kadının, çoluk çocuğun katledilmesinden dolayı üzüntü duyarak ya yeter artık dediğini düşünmesin. Ya bunun ucu bize dokunmaya başladı. Bu bize zarar verecek diye düşündüler. Ha devam edecekler mi düşünmeye? Göreceğiz. Nasıl kendilerine zarar verecek? Bir defa Mahmut Abbas yönetiminden bahsediyoruz. Mahmut Abbas yönetimi Filistinler nezdindeki güvenini sıfırladı. Blinken'la ilk kucaklaştığı andan itibaren sıfırladı. Bu devam etse ya yarın öbür gün bu iş bittiğinde İsraillerin karşısında masaya oturtabilecekleri bir FKÖ, bir El Fetih yok. Filistin halkının, Batı Şeria'daki halkın da güvenini yitirmiş durumda. Çünkü adama dediler ki ağzını açıp konuşmayacaksın. Hatta ve hatta Dışişleri Bakanı'nı göndereceksin Amerika'ya. Basına da konuşmayacak. Yoksa vize de vermeyiz. Sen de buna tepki göstermeyeceksin. Yoksa seni de alaşağı ederiz. Hatta bir iki teşebbüste bulundular. Arafat'ın biliyorsunuz orada heykelini yıktılar. Tabii. İşte her gün insan öldürüyorlar Batı Şeria'da. Bunların hepsi gözdağı. İki, kendilerine yakın Arap ülkelerinde tabii ki Arap Baharı dönemiyle şu an karşılaştırılamayacak ölçüde de olsa hafif hafif bir böyle bir öfkeli homurdanışlar başladı yönetimlere karşı. Bilhassa Trump döneminde
imzalanan anlaşmalar çerçevesinde ve onun etrafında İsrail'le ilişkileri normalleşme sürecine sokan ülkelerde. Şimdi bunlar diyorlar ki ya biz tutamayız bu insanları. Yani bir an önce durdurun. Çünkü ölenler Müslüman, ölenler Arap, ölenler insan. Ya bu insanlar da zaten baskıyla bunlar bize evet diyorlar. Mısır'ı düşün. Mısır'da Sisi'nin bütün Mısır üzerinde bir hakimiyeti söz konusu mu? Ve Mısır içerisinde bu olup bitenlere karşı hassasiyet duyan milyonlar yok mu? Olmaz olur mu? Yani dolayısıyla işte yani Kahire'ye bile kızabilirler. Dolayısıyla eyvah, bu iş derinleşirse bizim bu coğrafyadaki tırnak içerisinde dostlarımız, yakın dostlarımız koltuklarını kaybedebilirler. Bu iş böyle bir kabarırsa tutamayız biz onları aynı anda. Bütün ülkelerde. Ürdün'de bile. Ürdün'de bile demeyelim, belki evvela Ürdün'de. Nüfusun çok büyük bir bölümü, %70'i Filistinli. Akrabaları var orada yaşayan. Ve ölüp olup bitenler karşısında sessiz kalmaları bu yönetimlerin en azından beklenilen düzeyde. Ses çıkarmamaları onları rahatsız ediyor. Bütün dünyadaki Yahudiler bir diğeri tehdit altına girdiler. Netanyahu'nun ve kabinesinin bu eylemlerini paylaşmıyor olsalar da, buna karşı çıkıyor olsalar da, Yahudi oldukları için insanlar dünyanın her yerinde tedirgin olmaya başladılar. Ya çocuğunu okula gönderiyor, aman ha kimseye Yahudi olduğunu söyleme diyor. Pazara, çarşıya giderken. Şimdi bu ABD'de belki biraz daha steril olabilirler, daha korunuyor olabilirler ama Avrupa ülkelerinde de böyle, Afrika ülkelerinde de böyle, Asya ülkelerinde de böyle. Bu üzerlerindeki tehdidin azalması lazım. Bir ama diğer sebep de bu. Ben şöyle düşünür müsünüz? Mesela Mossad'ın böyle Amerika'da birkaç tane Yahudi'yi kendi adamlarını devreye sokarak öldürmesi, suikast ve bunların Amerikan kamuoyunu provoke etmesi. Ben yani bu tür şeyleri bekliyorum yani bunlardan. Ya bazı şeyler böyle ilk bakışta komplo teorisi gibi gelebilir ama geçmişte öyle hadiseler var ki, savaş başlatan öyle hadiseler var ki sonra vesikalar ortaya çıktığında ya doğruymuş dedirten, ha bu böyle bir şey olsa buna şaşırır mıyız bilmiyorum. Bir diğeri hocam, bir diğerinden önce şu son dakikamız var, onu bir söyleyeyim. Tabii. Daha doğrusu bunu da konuşalım derim ben. Avrupa Birliği şeyi kabul etti. Ukrayna ve Moldova'nın üyelik müzakerelerini başlatmayı. Buna Moldova'yı bilmiyorum. Moldova çok küçük bir ülke de. Ama çok stratejik. Stratejik tabii. Savaşın bir parçası ve yani bir barış halinde ne olacağı, barış halinde bile ne olacağı şüpheli. Fakat Ukrayna'nın filan Avrupa Birliği üyeliğini hani Rusların çok ben bir şey diyeceğini zannetmiyorum. Hani NATO üyeliği bu gibi. Avrupa Birliği üyeliğini onaylamak değil bu. Tabii ben müzakereleri başlattım. Müzakereleri başlattım. İşte başlamıştı. İşte öyle olmuyor ama. Yani başlamıştı yani bir şey değil yani. İşte Moldova'yı almaları bir saat de sürebilir. Moldova'da ne olacak? Buyurunuz hocam. Yani tabi yeni bir denklem bu esasında. Buyurun. Son olarak da aslında tam bu son dakika olarak söylediğiniz konuyla ilgili Putin birdenbire dünyadaki o bir numaralı Batı basınının, medyasının lanse ettiği şekliyle bir numaralı düşman, şeytan olma vasfını yitirdi. Hatta şu anda o Batı basını Putin'in zaferi demeye başladılar. Bu olay o kadar öne çıktı ki tabii. Ukrayna meselesi alt sıralara düşüverdi. Hatta buna mesele olmaktan çıktı. Mesele olmaktan nerede? Zelenski meselesine dönüştü. Evet. Ya, hocam çok özür dilerim. Şimdi o kadar ilginç bir yere değindiniz ki. Şimdi burada şeyde Avrupa'da böyle hakikaten yazılı bizim ya da basılı demeyeceğimiz bazı internet haber analiz siteleri var. Bunlar da son bir haftadır bu İstanbul zirvesi vardı ya. Evet. Son delegasyonlar aşaması. Bununla ilgili bir alt metinler yayınlanıyor. Nasıl bozulduğunu anlatan. Tabii. Yani zannedersiniz içeride birisi varmış.
bunun kriptosunu tutmuş. Aha böyle o kadar yani birebir. Tabii Ukrayna tarafı çünkü paylaşmıştır bunu tabii, Amerikalılarla. Tabii. O da şu anda yavaş yavaş basına sızdırılıyor. Daha neler sızdırılacak bu son yıl seçimden önceki? 11 ay kaldı Amerikan seçimlerine. Kasım'da olacak gelecek sene. Onunla da ilintili isterseniz tabii, buyurun. Bir şey söyleyeyim. Gözlerden kaçmamıştır şüphesiz. Amerikan Temsilciler Meclisi, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın oğlu evet, Hunter Biden'ın Ukrayna'daki bir takım faaliyetlerine babasının başkan olmasından dolayı, işte o dönemde de başkan yardımcısı olmasından dolayı yasa dışı demeyelim ama etik olmayan davranışlarına yol verildiği ve o ismi kullanarak bir takım ayrıcalıklar elde ettiği şeklindeki iddialar üzerine Cumhuriyetçilerin verdiği oylarla azil süreci başlattı. Yani Trump'a başlatılan ve azil sürecini... Azil edilsin edilmesin bu seçim döneminde bir yıl bunun üzerinde tepinecekler. Bu tabii aslında Trump, Biden seçimi esnasında da dillendirilmişti. Çok ilginç ayrıntıları var bunun. Yani işte bir ihbar mektubuyla başlayan bir telefon konuşması kimle kim arasında Biden'la Ukrayna başkanı evet, arasında işte oğluma iltimas geç manasına gelebilecek bir savcının görevden alınmasıyla ilgili bir şeyle başlayan Trump bunu açıklamıştı o dönemde. Arkasından başka şeyler de eklendi ama bugün demek ki beklettiler. Tam da ön seçimlerin başladığı bir dönemde bunu patlattılar. Levent Kırca diyor ya hocam, tam yerine geldi, manzara koyduk diye. Evet, manzara bu. İçeride Cumhuriyetçilerin tabii ki oylarıyla bu süreç başlıyor. Evet. Bu uzun bir süreç. Öyle bugünden yarına bir netice buradan çıkması mümkün değil. Ama şu an itibariyle Biden'ın iyice sıkışmaya başladığı bir döneme doğru gidiyoruz. Diğer taraftan anketler de öyle, evet. Her hafta en az bir tane, Avni Bey'in en başta anlattığı şekilde, İşte gölgesiyle konuşan mı dersiniz? Karanlıkta araba kazasında vefat eden iki sene evvel ölen senatörü aradığı bir konuşma mı dersiniz? Ki onu anma toplantısı olmasına rağmen. Yani onu da orada zannediyor. Kendisini anmaya geldi zannediyor vefat eden şahıs. Pek çok yanlış. Ya bu insanın elinde Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer silahlarının şifresi var. Bir evvelki başkan devir teslimine buna teslim ediyor bunu. Ve bu şahıs orada oturuyor. Yani bugün mesela Amerika'da bazı eyaletlerde belli yaştan sonra belli aralarla ehliyetinizi yenilemeniz için sağlık testinden geçmeniz gerekiyor. Yani Biden kalkıp da sağlık testine müracaat etse ehliyet alamaz. Ama adamda nükleer silahları kullanma ehliyeti var. Böyle bir acayip bir dönemden de geçiyoruz açıkçası. Ve seçildiği takdirde de eğer seçilirse 4 daha ekle 86 yaşına kadar Biden Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı olarak devam edecek. Bugün karşı karşıya kaldığımız tabloda acil ateşkes, Türkiye'nin en başından beri söylediği acil ateşkes başka hiçbir konudan daha önemli değil. Efendim şu şartlarla mı olacak, şu kadar gün mü olacak, ne olursa olsun. Sonra sağlık yardımlarının ulaştırılması, ondan sonraki konuların hepsi daha sonra konuşulacak olan konular. Garantörlük meselesini de en başta konuşmuştuk. Türkiye'nin garantörlük teklifini ortaya koyduğu dönemde karşı çıkanlar yavaş yavaş böyle kulak vermeye başladılar. Ama o dönemde de şunu demiştik. Bunun gerçekleşebilmesi için bir defa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, yani Amerika'nın buna evet demesi lazım. İsrail'in evet demesi lazım. Bölge ülkelerinin tamam biz de bir şekilde içinde yer alırız demesi lazım ve Filistinli tarafların da evet demesi lazım. Ama galiba yavaş yavaş Amerika bu fikri en azından tartışmaya. Bu telefonun garantörlük meselesiyle ilgili daha böyle etli bir boyutu olabilir mi diyecektim, anlattınız. Avni Bey de sayıyor. Bu ülkeleri zaten baştan söylemişti Türkiye. Yani mesela Mısır'ın olmaması diye bir şey söz konusu değil. Evet, çünkü tabii, garantörlük teklifinin ilan edildiği yer orası. Tabii, yani tabii, oradaki zirvede bu dile bu getirildi. Yani Türkiye söyledi onu yani. Türkiye hakeza alacak. Birleşik Arap Emirlikleri olacak. Onlar da herhalde Amerika olacaktır, evet, onların tarafında falan filan gibi. Ümit var mısınız?
başka türlü... Yani bir yere varması değil de garantörlük mekanizmi. Bir ateşkesin kalıcı hale gelebilmesi ve akabinde de siyasi görüşmelerin yapılabilmesi için bu artık şart hale geldi. Yani gerek şart hale geldi. Yeter şart değil ama gerek şart hale geldi. Aksi takdirde burada bir defa nizamı temin edemezsiniz. Yani hadi İsrail ateşkes dedi. Yani şunu söylüyorsunuz, garantör varsa silah olacak diyorsunuz. Başka türlü garantör nasıl olur? İşte belediye zabıtası, İsrail'i nasıl izah edeceksiniz? Belediye zabıtasıyla mı orada İsrail bu yani nizamı Türkiye, temin edeceksiniz? Türkiye Kıbrıs'ta garantördü. Tamam işte ama siz nasıl ne yapacaksınız? İsrail'le Batı Şeria arasına şey mi koyacağız? Tabii. Şimdi bakın bunun tarihte hem de yakın tarihte. Şu anda bile yani Lübnan'da da bizim garantör olarak var. Bunun yakın var tarihte, yakın tarihte örnekleri var. Nerede var? Hemen yakınımızda Bosna'da ve Kosova'da örnekleri var. Her ikisinde de biliyorsunuz bir harp yaşandı. Tabii. Akabinde ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı ile orada bir garantörlük mekanizması. Yani adı garantörlük değildi ama birinde S4, yani ilk önce IFOR dedikleri Implementation Force, Dayton Anlaşması'nın uygulama gücü. Akabinde de Stabilization Force'a çevrildi onun adı. S4 yani orada istikrar sağlama gücü. Kosova'daki adı da adı da KFOR'du. Yani evet. Kosova gücü. Nasıl bir kompozisyona sahipti bu? Yani hatırlarsınız herhalde. Yani benim gözlerim yaşararak seyretmiştim Türk askerinin Kosova'ya girişini. Canlı verildi. İnsanlar böyle evet, bayraklarla, çiçeklerle 1912'deki evet, Sultan Reşat'ın Kosova ziyaretinden girişi, sonra oraya Türk o askerinin girişi. Ama Ruslar da girdiler. Onlar da Sırpların olduğu bölgede Sırpları korumak adına. İşte Almanlar da oradaydı vesaire. Çok uluslu bir güç oraya konuşlandırıldı. Ama temelde ne vardı? BMK, yani, Güvenlik Konseyi. Karar. Birleşmiş Milletler kararı. Bugün öyle bir şey gerçekleşse yine Türk Silahlı Kuvvetleri orada tam da sizin verdiğiniz örnekteki gibi karşılanır. Gel gelelim, bir tek de öyle karşılanır. Diğer garantörlere kıyas. Bir tek de öyle karşılanır. Tabii öyle. Şimdi mesela şöyle şeyler de çok söyleniyor şimdi. Özellikle Türkiye'de bu tür Karaçalılar var. Diyorlar ki mesela diyorlar Arap ülkelerinin yönetimleri çok rahatsız Türkiye'nin Gazze konusunda ön almasından Avni abi. Doğru. Çünkü kendi kamuoylarının gözü önünde şey düşüyorlar. Kötü duruma düşüyorlar falan gibi. Ya garantörlük başka bir şey yani. Tabii tabii. Ha şimdi şöyle onu soracağım Sayın Hocam, size de soracağım da çünkü şöyle bir şey olacak sonuçta. Ha neden? Silahlı bölüm olmaz anlamında mı söylediniz? Garantörlük başka bir statüdür. Tamam. Şimdi şöyle, Birleşmiş Milletler'in bir unsuru olarak gidebilirsiniz. Tamam. Ama Türkiye'nin Kıbrıs'ta garantör olması gibi bir şey değil. Değil, ya, tamam. Onun için evvela bir nihai anlaşmanın yapılması, ondan sonra iki devletli çözümün kabul edilmesi, ha onun da o antlaşmanın, o barış antlaşmasının da garantörü olarak şu devletler, yoksa teşvikte hata olmaz lafına sığınarak bana örneği verdim. Londra anlaşması gibi. Evet, zaten neyin garantörüydü? Londra ve Zürih anlaşmalarıyla tesis edilen 1960 Kıbrıs devletinin garantörü olarak Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık. Anlaşma ondan sonra. Evvela anlaşma ama şimdiki garantör... Hüseyin Hocam öyle bir yere varılmayacağını düşünüyor bence. Onun için söyledi o. İsraillerde de öyle yani bir yere gideceğine olan bir inanç yok. O süreç değil. Bu süreç... Ya bu süreç, o süreç şu anda değil yani. Orada insani yardımların güvenli yani bir şekilde... İki taraflı, yani iki devletli bir çözüm üzerinde mutabakat olur. Bunun bir anlaşması olur. O anlaşmanın garantörlüğü başka tamam, şeydir. Tabii. O Kıbrıs anlaşması öyle bir anlaşma. Garantörlük odur onun, zaten. Bizimki şimdi ateşkes anlaşmasının garantörlüğü. Ateşkes evet, sonrası yani, burada... Şimdi, ama onun için de asker lazım. Ateşkes anlaşması... Canım arada... Ateşkes sonrası burada yani bir her şeyden yaptı? Evvel insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilmesini evet, sağlamak. Evet, o tür şeyler yani. İki, buradaki ya en temel insani ihtiyaçların düzen içerisinde evet, verilebilmesini temin etmek. Geçenlerde de konuştuk. Yani temiz su yok. Kanalizasyon sistemi diye bir şey kalmamış. Salgın elektrik aslında yok, bir şey yok. Salgın evet, hastalık evet, tehlikesi var. Ama bir yandan da bu tür şeyler biliyorsunuz maalesef ki maalesef beraberinde asayiş problemleri de getirir. Yani her şey olabilir bu. Tabii canım. Hırsızlık dahil her şey var. Dolayısıyla burada bir şeyin temin edilmesi lazım. Düzenin. Bundan sonraki aşamada olursa işte bir iki devletli çözüm
antlaşmasına, bir İsrail-Filistin barış antlaşmasına garantörlerin konulması da söz konusu olabilir. Burada isterseniz çok uzatmadan bir cümleyle bitireyim. Buyurunuz. Az önce hocam, Süleyman hocam söyledi. Bu Siyonizmle Ortodoksluğun tarihte hiç olmadığı kadar, yani Ortodoks derken Ortodoks Musevilikten bahsediyorsunuz. Evet. Yani Hasidik dediğimiz oradaki daha aşırı böyle kesimlerin bir araya gelmesinden bahsediyor. Şimdi İsrail toplumuna baktığımda son 30 yıldır çok ciddi bir demografik değişim gözlemliyorum. Ki 30 yıldır da işte 97'den falan beri çalışıyorum. Hı hı. O demografik değişimin, dönüşümün kökeninde eski Sovyet coğrafyasından ve Doğu Avrupa'dan gelen, bugün sayıları 2 milyona varan bir Yahudi kitlenin İsrail nüfusuna eklemlenmesi var. Bugün Rusça, İbranca'dan sonra en fazla konuşulan ikinci dil. Bunların kendi partileri var ve bu partiler inanılmaz aşırı ırkçı Siyonist partiler. Nasıl izah edersiniz? Benim sosyoloji bilgimin çok ötesinde sizlerin bilgisi var. Ben şöyle anlıyorum bunu. Bu muhtedi tahsubu. Sonradan oldu. Sonradan olma tahsubu. Bunların bir kısmı biz sizden daha fazla Siyonistiz. Biz sizden daha fazla İsrailliyiz'i göstermek için adam gelirken hahama para verip Yahudilik belgesi alıp gelenler var buraya. 1990'ların başında. Sonra bir kısmını ki tespit edilip sürüldü. Hocam, geri gönderildiler. Oligarkların bir kısmı bu papaları akıttılar buralara. Şimdi bunlar, biz buraya geldik, bize bu toprak verildi. O zaman biz ne yapacağız? Sonuna kadar silahla buna sahip çıkacağız. Bunu yaparken peki referansımız ne? E Tanrı bize verdi buraları zaten. Biz seçilmiş bir halktık. Onunla da bir anlaşma yaptık haşa. O anlaşma çerçevesinde bize buraları verdi. E şimdi bunun tapusu sorulur mu? Tapu burada, kitap diye bakıyor. Tamam. Ve karşısındakini de yok olmayı hak eden, buraya sonradan gelip kendisine Tanrı tarafından verilen toprakları çalan hırsız gibi görüyor. Peki hocam. Bunların çocukları da orada doğanlar daha ilkokuldan itibaren, hatta anaokullarından itibaren bu düşünceyle yetiştiriliyorlar. Yani bu taassubun bu denli bu noktalara gelmesinin en önemli sebebi, doğru, bence doğru, nüfus kompozisyonunun değişmiş oluşu ve bu gelenlerin farklı bir şeyle, düşünceyle, ideolojiyle bu topraklara bakması. Peki. Zelenski de bir açıklama yapmış. Avrupa Birliği'nin üyelik sürecini başlatması konusunda tek kelime victory demiş. Ne? Zafer. Ha. Son reklamımız efendim. Ondan sonra daha rahatız. Hemen geliyoruz. Döndük efendim, akıllı ısı devam ediyor. Armin Bey, buraya kadarki bölümle ilgili söyleyecek bir şeyiniz var mı? Şöyle, tabii yani burada bütün hocalarımızın zaten, tamam, sizin de görüşlerinizi aynen istirak ediyorum. Zaten söylenecek ilave fazla bir şey yok. Ama bence İsrail hala ve giderek daha fazla dünyada bir sorun haline gelecek. Hı. Esas. Şimdi bu İsrail halkı bu kadar gaza gelmiş, Amerika'nın gaza getirdiği, Avrupa Birliği'nin filan, yani canımız, ciğerimiz, İsrail'imiz, Yahudilerimiz filan diyerek böyle gazı bastığı filan şişirdiği insanlar, ne yani, biz yenildik mi demeyecekler mi? Öyle değil mi? Şimdi bu savaş kabinesini dağıtıyorsun, yerine bir takım makul dediğin adamları getiriyorsun, bilmem ne. O adamları linç eder bu İsrailliler. Ne yani, nasıl evet dersiniz bu anlaşmalara diye. Yani biz bu Hamas'a karşı yenildik mi? Demeyecekler bunlar. Diyecekler, ben öyle düşünüyorum ve bu ben
İsrail'in genelindeki ruh halini tartabiliyor muyuz? Yani hakikaten o durumdalar, yani öyleler mi? Ya yani bütün İsrail'i kışkırttı ya, bütün dünya. Tabii canım, savaş halinde bir ülke gibi gösteriyor. Yani Tel Aviv öyle yapıyor. Ezdik, mahvettik. İşte biz son, yani demediler mi ya? Hamas diye bir şey kalmayacak, biz burayı dümdüz edeceğiz. Bundan sonra gölgesi bile olmayacak bunların, dediler. E bunun da garantörü kim? Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği falan. Bunlar yani. Hepsi geldiler. Netanyahu'yu öpücüklere boğmadılar mı bunlar? Evet, evet. Yani şimdi ben bir de şöyle bir şey var. Yani dünyada medyanın siyasi açıdan baktığımızda medyanın patronları, yani Yahudi patronlar bunlar. Bunlar ne yazacaklar yani? Sevgili Netanyahu gitti. Yenildik. Şu bu mu diye. Yani ne diyecekler bunlar? İşte bir Beyaz Saray açıklaması geldi Çağrı Hocam. The United States wants the Israel-Hamas war to the end as soon as possible. Mümkün olan en kısa süre içerisinde İsrail-Hamas savaşının bitmesini ABD istemektedir. Evet, White House say diyor bugün. Evet. Evet, bu yani ama daha da mı? Bugün Beyaz Saray çalışanları protesto ettiler Beyaz Saray'ın önünde. Bu tabii artık resmi açıklama mı yani şeyin, Beyaz Saray'ın resmi açıklaması ama hani bu bir ilerleme var da üzerine mi biniyorlar yoksa darlandılar da bunu mu itek... Niye ateşkesi veto koydular o zaman? İşte hoca söyledi yani hanımefendi. Tabii evet öyle. O ne? O ne işte garip olan abi. Hoca onun çıkamadığımız şey o. Halbuki orada tamam dese belki... İsrail yani Amerika'nın içinde de bir itiş kalkış var. İsrail'in içinde de bir itiş kalkış var. Bu, çok kısa bir parantez. Bu ertesi günü derlemek adına mı acaba? Bir şey söyleyebilir miyim? Yani niye veto koydu biliyor musunuz hocam? Veto koymasa ve ateşkes kararı çıksa, İsrail'le ben buna uymam dese, Reşmetler Güvenlik Konseyi hangi yaptırım uygulayacak bunlara? İşte ABD ondan durduruyor. Yarın öbür gün hadi o zaman uygula, hadi ABD bir yaptırım koyalım buna. Dedirtmemek için işte. Peşin peşin bir bloke koydu o tarihte. Savruluyorlar. Dediğiniz doğru. Öyle tabii. Şey kırılmış. Dingil kırılmış. Gidiyor şu an. Evet. Yani bütün bu, ben daha büyük bir sorunla karşı karşıyayız diye düşünüyorum. İşte tam da bunun üzerine de İsrail Dışişleri Bakanı'ndan açıklama geldi. Uluslararası destek olsun ya da olmasın savaş tabii devam edecek. Daha önce de söyledi bunu. Söylediler. Evet. Bu yeni şey. Cohen söylüyor bunu. Altını çiziyor. Evet. Yani savaş devam edecek diyor. Başka çaresi var mı Netanyahu'nun? Yok, başka çaresi yok bu işte. Bu köpek balığı durursa ölür. Öyle. Evet. Öyle. Onun için daha fazla başa bela. Bu İsrail ve Netanyahu. Fransa yenildiği vakit İkinci Dünya Savaşı'nda Alman ordusunun girişini izleyen Fransızların, milliyetçi Fransızların bir fotoğrafları vardır. Böyle hüngür hüngür ağlayan Fransız fotoğrafları vardır. Bir de Amerikan askerlerinin boynuna sarılanlar var. Böyleleri de var. Öylesi de var, böylesi de var. Ama bu İsrail'de çoğunluğun ben daha önce burada o hissiyatı yansıttık. Mitinglerde bile o Netanyahu'nun protesto edildiği mitinglerde bile hiçbirisi yani bu Gazze'deki ölenler falan diye bir dertleri yoktu. Yani bizim şu esir olan çocukları kurtarın diye ayağa kalktılar. İsrail'in başını belaya sokuyorsun. Ne güzel. Evet, İsrail'in başını belaya soktun. Bizim başımızı yakıyorsun. Getir çocuklarımızı. Hani bu rehineler diye. Yani ben onun için önümüzdeki dönemi daha riskli görüyorum. Şimdi bu Amerikan basını nasıl yatıştıracak bu insanları? Ne diyerek yani? Yani kahrolsun Hamas demek
artık bir çare değil yani. Laf değil. Peki. Bu mesele biraz da salı gününe kadar pişecekmiş gibi gözüküyor. Öyle devam ederiz. Bu arada tabii yani İsrail içinden de böyle bir iyice kızıştırılmış ortamda ya durun barış yapalım diyenin de kafasına vuru verirler hemen. Tabii. İhanetle suçlarlar. Tabii hocam öyle. Kolay bir iş değil yani orada. Bir şu anda barış sözünü orada etmek hainlik gibi bir şey yani. İşte. Hayır. İspanya'nın başına gelenlere bakalım. İrlanda'nın başına gelenlere bakalım. Yani bunu konuştuğunuz zaman ya söylediğiniz zaman başınızı işliyor. Sinema sanatçılarını işten atıyorlar. Atıyorlar. Gazetecileri yani işten atıyorlar. Ne olursa olsun herhalde şunda hepimiz mutabıkız. İlk defa 70 gündür Amerika bu kadar net tabii. Durdurun bu savaşı dedi. Demek zorunda kaldı. Kaldı. Evet. Kaldı da. İşte yani nerenin yani gazman neyse peki devam ederiz. Şimdi Süleyman Hocam sizdeyiz. Yeterli buyurun. Süremiz var. Rahat rahat şu yükselen şeyi konuşmaya başlayabiliriz. Faşizm meselesini. Çünkü bu üstelik coğrafi bir farkındalık da istemiyor. Yani sadece şu bölgede, sadece bu bölgede değil. Değil. Tamamına sirayet etmiş gibi de gözüküyor. Bu arada ufak tefek haberleri biz hani Gazze'nin altında eziliyor ama en azından not olarak söylemek isteriz. Mesela bugün Kazakistan Rum kesimiyle bir resmi ilişki başlatmayı ve karşılıklı diplomatik misyon açmayı vesaireyi duyurdu. Dün şeyde Kırgızistan'daydı galiba bizim elçiliğimizin biraz dışında sonra ama Kırgızistan hükümeti bunun terörle ilgili olmadığını söylemesine rağmen bizi merak ettiren bir patlama meydana geldi gibi gibi. Yani çeşitli böyle parça parça işler var. Bunların da ayrıca takip edilmesi gerekiyor ama zaman ve şartlar konjonktür işte müsait olmuyor. Yine de izleyicilerimizin akıl ceplerini sıkıştıralım zorla da olsa. Süleyman Hocam buyurunuz efendim. Estağfurullah. Şimdi hem Ukrayna-Rusya savaşı hem de bu Gazze-Filistin-İsrail savaşında en büyük kaybeden Avrupa. Her şekilde kaybediyorlar. Ve bir nasıl söyleyeyim kendini yenileyememe, bir böyle takıntılı, bürokratik bir nasıl söyleyeyim zihin tutukluğu, bir tür böyle Avrupa muhafazakarlığı, garip bir şey. Dünyaya uyum sağlamada yaşanan çok sayıda başarısızlık, nüfusun hali, evliliklerin çöküşü, aile düzenlerinin yok oluşu, yaşlanmalar, hepsi bunlar katma, ekonomik krizler vesaire. Bütün refah bunlar, düzeyinin gittikçe başka şeylerle ilgilenmesinin yarattığı evet, bir tembellikten bahsediyorlar. Evet, evet, evet. Yani Avrupa'nın bir geleceği yok. Böyle bir Avrupa'nın geleceği yok. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Teker teker hepsi biliyorsunuz yabancı işçi alma. Belki Ukrayna'da Moldova ve bir dinamizm katar. Yani Ukrayna'nın halde tabii aslında tabii bu klasik manada sanayi ekonomilerinin çöküşüyle ilgili bir şey. Bakınız yenileyemediler kendilerini. Alman aklı ki en ileri Avrupa'da işte üretken akıl değil mi yani mühendislik zirve. Makina kimyada takılı kaldı bunlar. Yani artificial intelligence'ı anlamadılar. Yapay zekayı anlamadılar. Dijital dönüşümlerde bir ara bir giriştiler olmadı. Beceremediler yani. Yapamadılar. Garip bir şey bu. Dolayısıyla çağın gerisinde kalıyorlar. Şimdi tabii bu nereye kadar devam eder? Böyle egoist kamuoyları, orta sınıf artıklar, artık ne kadar orta sınıf onlar da belli değil ama en azından zihnen öyle görüyorlar kendilerini. En pis işleri hala yabancılara yaptırmak, hala ucuz emek evet, öyle çekmek, ondan sonra da şikayet etmek. Nereden çıktı bu yabancılar falan gibi. Hakikaten evlere şenlik yani düşünüldüğü zaman. Şimdi bu çoraklaşan, çölleşen öyle görüyorum ben. Metaforik kullanıyorum bunları. Tabii. Avrupa'da
Avrupa'nın temel reflekslerinden biri harekete geçiyor. Bu yani bu işin üstesinden nasıl kalkacağız? Üstesinden nasıl geleceğiz? Hemen ana reflekslerden, bugüne kadar uyuşturulmuş gibi duran ana reflekslerden biri, işte kimileri sağ popülizm dedi, kimileri faşizm dedi, kimileri ırkçılık dedi falan. Aşırılıkçı bir oluşum ortaya çıkıyor. Şimdi ben mesela şöyle baktım. İtalya'da düpedüz faşist olduğunu ikrar eden, Mussolini'ye olan bağlılıklarını tekrarlamaktan zerre kadar hicap duymayan bir kadın seçilmiş. Başbakan, evet. Meloni işte. Fransa'ya gidiyorsunuz. Le Pen geldi gelecek, eli kulağında. Değil mi? İspanya'ya bakıyorsunuz. Almanya'ya bakıyorsunuz. AfD işte, Alternatif Partei für Deutschland dedikleri böyle bir ırkçı parti. Hollanda'da Wilders geldi. İspanya'da yükselen bir Vox hareketi var. Pek bilmiyoruz yani, takip etmiyoruz ama ciddi oy artışları sağlıyor. Abascal diye bir adam var bunların başında. Berbat bir adam. Portekiz'de Ventura diye bir adam var. Salazar'ın... Tabii o. Onu biraz şeyi, daha iyi biliyoruz. Evet. Chega diye bir hareket var. Avusturya'da bu çok ilginç. Kickl diye bir adam var. Son derece şey, saldırgan, yabancı düşmanı falan. Şimdi ben aklıma Haider diye bir adam geliyor. Şimdi Haider diye biri vardı. Evet. Hatırlar mısınız? Şimdi böyle Avrupa'nın artık böyle prestijinin zirvede olduğu bir 90'ları hatırlayalım. İşte o ara bizde de birileri Avrupa Birliği, Türkiye ilişkilerine, yani biz Avrupa Birliği'ne girince artık bizde güller açacak falan diyen bir ekip vardı. Gazeteciler, akademisyenler. Tabii, o bir grup zaten. Şimdi ne düşünüyorlar çok merak ediyorum. Bu oyun bozulduğu zaman. İşte böyle demokrasi, insan hakları, hukuk falan. Peki, güzel. Aa, bir duyduk. Avusturya'da bir ırkçı partinin lideri Haider, evet, seçimi kazanıyor. Şimdi hatırlamıyorum, bir iki dışarıdan destekle mi ya da tek başına mı, onu hatırlamıyorum. Adam başbakan oldu. Adam ırkçı. Evet. Bu böyle yani o bembeyaz çarşafa bir mürekkebin damlaması gibi bir şey yani, simsiyah. Bir panikledilir. Evet. Yakıp açığa alın, maşallah. Seçilmiş adamı yakıp açığa indirdiler. Defol, gözümüz görmesin seni. Sonra da şaibeli bir şekilde bu adam bir trafik kazasında öldü gitti, evet. Hadi diyelim ki bu bir yol kazası oldu. Bu ne? Ha, o bir yol kazası ise eğer, peki 90'larda bu arabanın, vasıtanın bodoslama direğe girmesi gibi bir şeydir veya bir bariyere girip ortadan ikiye çatlaması gibi bir şeydir. İzahı kabil değil. Aslında tabii ki izahı var. Bu çölden bitecek bitki bu. Bu çölden bir tek bitki biter. Bu adamların feodal geçmişleri, pagan kökleri çok belirleyicidir. Evet. Bunlar devreye girer. Esas bu feodal geçmiş dediğiniz Çok önemli. Ve paganlığa yeniden övgüler. Mesela İsveç, değil mi? Sosyal demokrasi, banko iktidar. Sol, merkez sol, banko iktidar. Kaybettiler. Yerine bir merkez sağ geldi sözü bunu ama onu destekleyen ırkçı partiler var. Odin, Modin falan diyen adamlar var yani. Böyle ayinler yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Bunlar çok tehlikeli. Yani bizim köklerimiz Türklere dayanıyor diyenler de var işlerinde. Onlar da basına yansıdı yani. Onlar bizim işte basının cıvıtmasıyla alakalı şeyler yaparlar, böyle şeyleri. Yani böyle haberleri cahillere verirseniz işte böyle yorumlar, tuhaf şeyler çıkar. Yani ne yapalım, sempati mi duyalım yani şimdi bu adamlara? Bu adamlar bir politik manyayı temsil ediyorlar. Yani bir siyasal teknik şeyle kullanıyorum, hakaret etmek için değil. Bir siyasal manyaklığı işliyorlar. İşte Wilders böyle bir adam. Şimdi bu hakikaten çok tehlikeli bir süreç. Çünkü
medeniyetin emniyet sübaplarını patlatıyor bunlar. Ya yani şimdi sonucu ne olur? Ayrıca tartışılır. Ama şundan eminim. Artık bir medeniyet iddiasında bulunmaktan tabii. Düşerler. Şimdi Wilders mi temsil edecek bunu? Yani alternatif partay mı temsil edecek? Bunlar dediğim gibi tuhaf tuhaf adamlar. Hatta onlar o medeniyete bile belli açılardan meydan okuyan adamlar. Yani Avrupa Birliği'ne böyle kızıyorlar. Avrupa Birliği ortadan kalkmayacak. Ama bu adamlar Avrupa Parlamentosu'nda yarın çoğunluğu oluşturacaklar. Yani seçimler de var zaten. Ve bunlar kendi açılarından bir de böyle internasyonalist bir şey başlattılar. Yani Wilders bir kazandı seçimi. Allah Marie Le Pen, efendime söyleyeyim, Meloni, hepsi böyle kutladılar. Kutladılar. Macaristan'da Orban. Değil mi? Şimdi bunlar çok tehlikeli. Çok çok tehlikeli. Onun için yani ben buna çölleşme diyorum. Bir medeniyet çölleşiyor. Aslında öyle bir medeniyet de yoktu. Da biz varsayıyorduk. Kendi vahşetlerini örtmek için kendilerine medeni dediler. Ve bu vahşetin kurbanı olanlara vahşi dediler. Böyle bir ikiyüzlülüğü dünyaya her şekilde empoze ettiler. Bunu ben kendim uydurmuyorum ki. Daha bunu 1960'larda Fanon söylüyordu. Yani Frantz Fanon söylüyordu. Gerçek yüzü. Bütün söylemlerin gerisinde o söylemleri test edebileceğiniz yerler gümrük kapılarıdır. Hudutlardır. Orada uğradığınız muameleye bakın da ne olduğunu gerçekten anlayın. Yoksa konuşmaya gelince herkes konuşur. O bir söylem. O söylemin gerçek yüzü bu. Şimdi brüt Avrupa ortadan kalkıyor. İşte o tarihsel feodal köklerine dönen ve oralardan tuhaf tuhaf hezeyanlar türeten ve bunun pratiği de kendisinden olmayanı kategorik, sistematik saldırı nesnesi haline getiren, hedefi haline getiren bir zihniyet. Yani bu anlaşılır bir şey değil. İkinci Umumi Harp'ten sonra kurulan siyasal sistemlerde aşırılar temizlenmişti. Değil mi yani? Komünist partiler aşırı bulunuyordu. Sosyal demokrat ve sosyalist partiler. İkinci enternasyonal kafasını merkezin soluna koymuşlardı. Sağına da ırkçılar, aşırı milliyetçiler bunları temizlediler. İşte muhafazakar, Hristiyan demokrat partileri kurdular. Bunların hiçbiri yok bugün. Hangi sosyal demokrat parti çıkıp ben gelecek seçimlerde ümitliyim falan diyebiliyor? Mümkün değil o. Veya hangi Hristiyan demokrat parti garanti seçimi alacağız diyebiliyor? Hepsinde dehşetengiz aşınmalar, çöküşler, itibar kayıpları, efendim söyleyeyim prestij kayıpları var. Bu çok ciddi bir tehlike. Bu çok ciddi bir tehlike. Beni ne açıdan endişelendiriyor? Beni vatandaşlarım birinci derecede ilgilendiriyor. Tabii ki yani bunu büyütürseniz dindaşlarım biraz daha büyütürse tüm insanlık yani bizim bakışımızın böyle olması lazım. Almanya'daki Türk kökenli insanların geleceğini açık söyleyeyim sorunu görüyorum. Ve dikkatinizi çekiyor mu? Bu sadece şey de değil. Yani bu sağ aşırılaşıyor diyoruz ya. Hı-hı. Tamam bu hale geliyor. Faşizm hortluyor. Sol da bunu dolaylı olarak başka türlü yapıyor. Nasıl yani? Şöyle yapıyor. LGTB plus falan evet, üzerinden yapıyor. Yani ben çok sayıda işte orada yaşayan dostumdan herkes dönmeyi düşünüyor. Çünkü çocuklarına evet, okulda öğretilen şey cinsiyetinden emin olma. Sonra bakarsın. Sonra bakarsın. Evet. Bak böyle kadın kadına da olur. Erkek. Bunlar normal olan şeylerdir. Hadi şimdi hep birlikte soyunalım. Kızlar soyunsun erkekler. Bu müfredata girdi ve bunu solculuk haline getirdiler. Solculuk da dejenere oldu. İyice yani en son şeyin Siriza'nın başına gelen adam
Yani Varoufakis ne düşünüyor çok merak ediyorum. Hatta Tsipras ne düşünüyor? Tsipras, evet. Yani düşünebiliyoruz, hareket başlatıyorsun. Sol çok iyi. İşte Almanya baskısını karşılamak, işte Yunanistan'ı öncelikle hali tamam. Sonra tuhaf bir hale geliyor. Sonra ona Amerika'dan bir lider geliyor. Yunan kökenli biri. Adam hoş bir adam yani. Şimdi yani baktığınız zaman küçümsemiyorum ben yani insanların cinsel şeyden karışamam. Ama bunu bir toplumsal baskı, eğitim aleti haline getir, bir dayatmaya dönüştürüyorsan bu çok kötü. Yani bakın iki türlü işliyor bence yabancı düşmanlığı. Biri dolaylı sonuç veriyor, biri doğrudan sonuç veriyor. Kaçırtıyorlar işte insanları. Ben size daha provokatif bir soru sormama izin verir misiniz? Buyurun. Bu sosyolojik zemin ne için hazırlanıyor? Yani nereye varacak? Çünkü şimdi şuraya varacak. Birinci derecede bir kere içeride bir temizlik. Ya saldıracaklar bunlar. Yani yabancı işçilere Fransa'da Le Pen'in adamları şeyleri dövecek. Onu da şöyle yapacaklar bence. Maliyetler arttıkça maliyetleri düşürecek yeni unsurlara alan açmak için mevcutlara saldırılar olacak. Böyle bir tuhaf ince bir taktiği de var bunun. Yani mesela Türkler gitsin. Türkler artık kanalizasyonda çalışmıyor. Türkler iş kuruyor. Türkler eğitim alıyor. Meslek sahibi yani oluyor. Sen de işini kaybedin. Ama kim görecek bunu? Bu sefer işte Pakistanlılar. Pakistanlılar biraz etlenir butlanırsa onları kovup Afganlıları sokmak. Ha, böyle bir de hani ikiyüzlüce bunu yapıyorlar. Demek istediğim bunların hakikaten artık yani kalkın kıta boyutunda kitlesel deformasyonun hani tesadüf mü saydım, listeyi koydum işte yani. Tabii bunun mesela yok, ne ya böyle? Yani dış etkilerle daha tehlikeli şeylere işte geçen program i̇şte, söylemiştim tabii onu ya, bilemiyorum. Hani mesela şimdi yoğun bir şekilde mesela ben ondan çok rahatsız oldum. Bütün şeyler değişiyor. İşte Ukrayna Savaşı'nın gidişatı değişti, İsrail'in gidişatı değişti filan. Berlin'e saldıracak diye tutturdular. Her yerde bu yazılar çıkıyor. Her yerde bu yazılar çıkıyor. İşte ama böyle oluyor. Bakınız İbn Haldun bunun prensibini ortaya koydu. Asabiye güçleriyle, dışarıdan gelenlerle yerleşik olanlar arasında şöyle bir fark var. Dışarıdan gelenler yırtıcı. İçeride oturanlar ise sakin olmuşlar yani. Böyle rahata ve rehavete gömülmüşler. Avrupa'yı ben bu kanunla rahatlıkla açıklayabilirim. 19. asırda bu adamların diri işçi sınıfları vardı. Adamlar yani mücadele ediyorlardı. İşte daha iyi bir dünya, daha işte ne bileyim adil bir ekonomi, daha adil bir siyaset. Bunun kavgasını veriyorlardı. Ve bu adamlar hakikaten zincirlerinden başka bir de kaybedecek bir şey olmayan adamlardı. Önce Avrupa şunu yaptı. Bu adamları koşarken oturttu, besledi. Yani işçi orta sınıflaşma var ya sosyolojik olarak bize de ideal diye anlatılır. Yani yukarısı çok böyle dar, orta taraf şişkin, alt taraf bak işte ideal toplum bu. O toplum yaşamaz. Ne olur biliyor musunuz? Çünkü orta sınıflaşma denilen şey müthiş bir toplumsal hantallaşma getirir. Verimlilikleri düşürür. Efendim söyleyeyim egoizmi arttırır. Sorumluluk duygusunu kaybettirir. Herkes kendini düşünmeye başlar falan. Şimdi buraya geldiler. Ya yağ bağladılar yani. Hani obezite ne kadar sağlığı tehdit ediyor. O obez bir toplumdur. Obezite o toplumun hastalığıdır. Ben demiyorum ki uçlar iyice büyüsün, ortası daralsın. Bu da tabii ki fakirliktir. Herhalde bunun bir ortası var ama ortası tutturulamıyor. Peki. En azından girişini evet. yapmış olduk. Bu konu evet. daha çok su kaldıracak bir konu. Çünkü bu Avrupa Birliği mesela, bu Avrupa'nın birleştiği Avrupa Birliği mesela şu anda Türkiye ile daha böyle sıcak temaslar kuruyor filan. Avrupa şeyleri. Yani işte uzatmışlar. Bizim tabii hani. Yunanlılarla anlaşmamızı büyük bir adım olarak görmüşler. Ne kadar tabii, büyük. Nasıl hayalci bir anda yorumlar. Hemen kapılır. Hemen. İşte yani, Türkiye'de evet. onun çok böyle mümbit bir toprağı var. Şimdi evet. mesela şey desin. Diyelim ki olmaz ya. Biden desin ki ben yarın bir Ankara'ya uğruyorum. Bitti.
bitti yani konu. Herkes derhal. Tabii tabii. Çağrı Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Bu konudaki konuşma hakkınız saklı duruyor tabii. Devam edeceğiz. Süleyman Hocam eksik olmayınız. Aynı abi sağ olunuz. Aa. Efendim haftaya salı günü bakalım neler olacak dünyada. Yani o küreyi çevirmeye devam ediyoruz efendim. İyi geceler.